oldu Alptürk Televizyonu'nun değerli izleyicileri. Bugün yine Bir Kadın ve Toplum programında yine sizlerle birlikteyiz. Her programımızda olduğu gibi stüdyomuzda yine iki değerli konuğumuz var. Konuklarımızdan birincisi İlahiyat Camiası'nın önde gelen isimlerinden emekli profesör Beyza Bilgin. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Diğer konuğum Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Doktor Mehmet Maden, hoş geldiniz. Bugün konumuz ne yazık ki toplumumuzda var olan, kendini gösteren kadına şiddetle ilgili. Kadına şiddet istemiyoruz, kadına şiddete hayır diyoruz. Çünkü bizim için önemli olan Türk aile yapısının korunması. Bu konuda konuşmak üzere Beyza Hocam ve Mehmet Bey beni kırmadılar, kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Hocam, kadına şiddetin toplumumuzda yerinin olmaması lazım ama ne yazık ki var artık, bir gerçek ve bunu yapılan istatistiklerde, analizlerde görebiliyoruz. Her ne kadar çoğumuz çok fazla belki de hayatımızda şiddetle karşılaşmadığımız için yok gibi gelmesine rağmen istatistikler bunu böyle söylemiyor. Kadına şiddet var ve kadına şiddet uygulayan, daha doğrusu şiddet var. Kadına şiddet demek istemiyorum, belki ayrımcılık yapacağız ama biz biraz daha kadın ve toplum programı olduğumuz için evet, kadından yana pozitif ayrımcılıkla başlıyoruz. Şimdi Türk aile yapısı bizim için önemli. Türk aile yapısının toplumumuzun geleceği açısından, işte çocuklarımızın daha sağlıklı nesiller olarak yetişmesi, kültürümüzün daha sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılması lazım. Bunu da yapan ailede evet, anne olduğu için, kadın olduğu için biz kadın yönünden olaya bakıyoruz. Ve diyoruz ki şiddet olmasın ama toplumumuzda, İslamiyet'te de hocam, siz ilahiyatçı olarak hani özellikle soruyorum. Evet. Kadına şiddet sanki kabul ediliyormuş gibi bir yargı var. İslamiyet'in kadına şiddete bakış açısı nedir acaba? Evet. İslamiyet'in kadına şiddete bakışı. Bunu söyleyince hemen nereye bakıyor diye düşünüyorum. Evet. İslam yani Kur'an değil mi? İslam deyince evet, Kur'an tabii aklımıza geliyor. Kur'an ayetleri de 23 yıl içinde peyderpey indi. Öyleyse hangi ayet hangi olaya bakarken bu kayıtlar yapıldı? Evet. Ona dikkat etmemiz gerekiyor gerçekten. Mesela bir Nisan suresi var ki kadın demek, kadın suresi. Ama Kur'an'da erkek suresi yok, çocuk suresi yok. Bütün, kadın suresi var. Bütün surelerde aslında kadınla ilgili ufak da olsa muhakkak şeyler vardır muhakkak herhalde. Ama bu çok uzun bir sure ve buna Peygamberimiz kadın ismini vermiş. Evet. Demek ki kadına bakış var. Yani bir kötü davranış var. Onu evet, düzeltmek istiyor. Genelde Kur'an ayetleri toplumun ne diyelim, uygulaya geldiği kuralları bütünüyle ortadan kaldırmamıştır. Onlardan hareketle onları düzeltme yoluna gitmiştir. Evet. İşte burada da hani siz bakış dediniz, oraya evet, bakmış ve orada değil mi, düzeltilecek şeyler arar yani, görmüş evet, ve onları düzeltmek üzere tavsiyelerde bulunmuş, öğütlerde bulunmuş. İşte Nisan suresi de diğer ayetlerde parça parça olan bakış açısı sonucundaki eleştirileri evet, ve yeni düzenlemeleri bunun içinde toplu olarak söylemiş. Buna da kadın suresi demiş Peygamberimiz. Demiş. Şimdi Mehmet Bey diyecek ki bizim kanunlarımız var, sorunları biz çözüyoruz ama hocamın söylediği tabii ki bizim dinimizin direği dediğimiz Kur'an-ı Kerim. O zamanki biz evet, biz 500 sene, 405 sene sonra Müslüman olmuşuz. Yani biz 1000 yıldır Müslümanız. Halbuki 1400 küsur senelik ayetler evet, o zamanki topluma göre konuşacağız. Evet. Yoksa bizim Türk toplumuna bir şey gelmemiş. Demek Yüce Allah bizi çok fazla azarlamadı. Çok yani ayıplamadı yani. Bir bakış açısı. Ben öyle bakıyorum doğrusu. Evet. Aslında İslamiyet'in değer bulması ya da daha fazla yaygınlaşması bizim toplumumuzun, evet, bizim Türk bize insanlığın sayesinde. Bize çok uygun tabii. Yani özel de bir yeri olduğunu kabul etmek lazım ki siz de bunu hı, destekler tarzda azarlamaması güzel bir düşünce değil mi? Şimdi hocam diyecek ki biz hep olayları biz çözeriz, kanunlarımız var ama bunlar da daha büyük İslami kanunlarımız. Onları tabii ki kabul etmekle yükümlüyüz. Ona zaten bir itirazımız yok. Hocam bir de şey açısından, kanunlarımız, yürürlükte olan kanunlarımız açısından bakacak olursak, kadına şiddetle ilgili kanunlar nezdinde yapılan bir takım gelişmeler var mı? Ya da neler yapılıyor, bize evet, bu konuda evet, bilgi verirseniz evet, memnun olurum.
Öncelikle hani meseleleri pozitif hukuk aslında küçük bir bölümünü çözüyor. Her şeyini çözmüyor. Önemli olan vicdanların geliştirilmesi. Evet. Onun için Beyza Hocam'ın söyledikleri daha önemli. Yani hukuk birçok zaman birçok yaşanan hadiseden haberdar bile olmuyor. Evet. Aslında insanların kendi kontrol mekanizmalarının işletilebilmesi lazım. Doğru. Bir vicdan hukukun geliştirilmesi evet, lazım. Evet. Vicdan en yüksek mahkemedir. Şimdi neler var hukukumuzda kadınlara yönelik olarak? Bir ceza hukuku boyutu var. Genel hükümlerimiz var bizim zaten şiddetle ilgili olarak. Bir evet. de Mart ayında ailenin korunması ile ilgili bir kanun kabul edildi. Evet. Bu kanunun amacı nedir? Kanunun birinci maddesinde diyor ki, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan, şiddete uğramış veya uğrama tehlikesi olan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi hakkında tedbirlerin usul ve esasları düzenleniyor. Evet. Bu tedbirlere isterseniz şimdi değinebiliriz, isterseniz şimdi tedbirleri geçeceğiz ama hocam şiddet insanlığın varoluşundan bugüne değin var. Yani eski işte antropologlar, eski tarihsel çalışma yapan bilim adamları o zamanki mumyaların kemiklerinde araştırmalar yapmışlar. Erkeklerin ta o ilk dönemlerde ve kadınların kemiklerinde kırık izlerine rastlamışlar. Yani bir darbe, bir işte bir şiddet olayına maruz kaldıkları kesin. Hani bu hangi yolla oldu bilemiyoruz ama şiddet insanlığın varoluşuyla birlikte paralel olan bir durum. Evet. Ve bunun için ta o günden bugüne önlemler alınması gerektiği açık. Sürekli işte bir takım düzenlemeler yapılıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi kanun nezdinde düzenlemeler yapılıyor ama şiddetin önüne geçilemiyor. Yani bunun değişik sebepleri var. İşte son zamanlarda toplumumuzun maruz kaldığı ekonomik sorunlar bence bunların en başında geliyor. Çünkü bizim erkeğimiz, Türk erkeği alışıktır evinin işte ekmeğini götürmeye, çocuğunun istediğini almaya. Ama bunu alamayan erkek ne yapıyor? Psikolojik olarak bunalıma giriyor. İşte çocuğunun isteğini yerine getiremediği zaman cinnet geçiriyor. Hem bu şiddet belki sonrasında cinayete kadar gidebiliyor. Ve çocuğunu öldürüyor, eşini öldürüyor. Sonra belki kendine bile aynı şeyi uygulayabiliyor. Yani buna karşı hukukun önlemler alması lazım, düzenlemeler yapması lazım. Evet. Dediğiniz gibi bir vicdan hukuku olsa belki hiç evet. bunlara gerek kalmayacak ama o düzenlemelerden eğer bu doğrultuda biraz bahsederseniz memnun olurum. Tabii. Hani vicdan hukuku olacak tabii de sosyal hayat da insanların vicdanlarına bırakılmaz. Evet. Yani onun için hukuk vardır ve yaptırım altına alır davranışları. Sizin işaret ettiğiniz gibi şiddetin de değişik boyutları var. Sadece fiziksel şiddetle bitmiyor bu. Psikolojik evet. şiddet var, ekonomik şiddet var, evet. psikolojik şiddet var, yeri geldiğinde cinsel bağırmak, şiddet cinsel var. Şiddet var. Evet. Onun için ceza hukuku işte bu hukuk düzeninin sadece bir kısmı. Hı-hı. Bunun dışında işte bir sosyal devlet olmanın gereklilikleri yerine getirilmeli. Ceza hukukunda zaten şeylerimiz var. Aileye yönelik özel hükümler de var. Mesela normalde basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek bir yaralama şikayete tabiyken evet. eşe karşı işlendiğinde bu şikayete tabi değildir. Neden böyle düşünmüş kanun koyucu? Çünkü eşler birçok zaman kol kırılır, yen içinde kalır gibi düşünerek bunu yetkili mercilere intikal ettirmekten evet imtina ederler. Hı hı. Kanun bunları dikkate alıyor. Veya bir gebe hanıma karşı bir suçun işlenmesi neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç şeklinde düzenleniyor. Ceza hukukunda bunlar var. Mart ayında yeni kabul edilen kanunda özel merkezler kurulması önlenmiş. Bunlar şiddet önleme ve izleme merkezleri adıyla kuruluyor. Evet. Ve 7 gün 24 saat çalışmak esasına dayanıyor. Türkiye genelinde evet. kuruluyor bu merkezler. Bu merkezler ailenin korunması hakkındaki kanunda düzenlenen tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanabilmesini sağlıyor. Evet. Bu tedbirler kim tarafından alınır, nasıl başvurulur? Yani şiddete uğrayan kadın hemen dediğiniz gibi gidip evet. bunu başvuruda bulunmaya veya evet. gitse bile çoğu şeylerde biz alışığız. İşte evet. polislerimiz ya da emniyet mensuplarımız
eşindir şikayet etme ya da ne bileyim çok fazla belki büyütmeden olayları kadın evine göndermeye çalışıyor. Bu yasayla bunlara acaba daha mı sert ya da sıkı önlemler alınıyor? Şöyle bir rahatlık getirmiş yasa, diyor ki şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı halinde herkes bu durumu resmi makam veya mercilere ihbar edebilir. Yani burada kadına bırakılmamış bu. Herkes, yani toplumda böyle bir vakadan veya tehlikeden haberdar olan herkes bu ihbarı yapabiliyor. Evet. Sosyal sorumluluk altında. Bunu yapabiliyor. Yani komşunuz da arayıp tabii, şu evde bir şiddet var diye haber verirse, diye haber verebiliyor. Bunlar ciddiye alınacak. Ciddiye alınacak. Evet. Yasada zaten bir hassasiyet benim dikkatimi çekti. Gerçekten bir kararlılık var yasada. Yani böyle şey gevşek tutulmamış. İşte diyor ki mesela merciler kendilerine gelen şikayetleri ve bunun hakkında nasıl karar verildiğini bakanlığın ilgili müdürlüğüne bildirirler diyor mesela. Evet. Yani bunu şey yapmamış, boş bırakmamış, takipçisi olacağını da ifade etmiş. Buradaki tedbirler mülki amir tarafından alınan tedbirler var. Hakim tarafından alınan tedbirler var. Evet. Gecikmesinde sakınca olan hallerde de kolluk amirleri tarafından tedbirler alınabiliyor. Peki bir kadın şiddet var diye başvurdu. Evet. Ama kadında şiddete yönelik herhangi bir belirti ya da emare yok. Yani evet, dayak yediğini gösteren ya da ne bileyim herhangi bir iz yok. Bu durumda nasıl davranılıyor? Kanunda bu da düşünülmüş. Diyor ki kanunda koruyucu tedbirlerin alınabilmesi için şiddet uygulandığına ilişkin olarak bir delile gerek yoktur diyor. Yani hakim ya da işte onu uygulayan her kimse mülki amirin tedbir alabilmesi için böyle bir ispat, delil vesaire getirmeye gerek yok. Direkt bu alınabiliyor. Alınabilir tabii diyor. Şimdi hocam affınıza sığınarak, hocam sizin de affınıza sığınarak toplumumuzda bir de geleneklerimiz var. Hı-hı. Yani dini kurallarımız var, hukuk kurallarımız var. Bir de toplumda yaşanan gelenek, görenek, ananet, töre dediğimiz şeylerimiz var değil mi? Yani her ne kadar biz bu kanunları koyalım ya da dini kanunları bilelim ama toplumumuzun belli bir kesiminde işte kadın eşini şikayet etse, böyle bir telefon etse ya da ne bileyim işte bir şekilde mercilere iletmiş olsa nasıl sen erkeği küçük düşürürsün ya da nasıl eşini bu duruma düşürürsün diye uygulanan toplumumuzun belli kuralları var. Yani işte töre cinayetleri dediğimiz olaylar da herhalde bu şekilde çıkıyor. Yani bir şekilde bunları uygulamada bir herhalde inatla ve kararlılıkla azimle ilerlemek lazım. Belki bu konuda Beyza Hocam toplumumuzda belli bir kesim görevlilere daha mı çok görev düşüyor? Düşüyor. Yani, evet. Evet. Şimdi bu konuda Mehmet Hoca dedi ki vicdan terbiyesi daha önemli. Yaptırımlardan daha önemli dedi. Bir de toplumsal vicdan da var tabii. Evet. Toplumsal vicdan mı? Toplumsal vicdansızlık mı? Vicdan nedir? Doğuştan sahip olunan bir kabiliyet. Yoksa o olmuş bitmiş doldurulmuş bir şey değil. Bir imkan var. Biz ona yükleme yapıyoruz. Tıpkı hani bilgisayarımıza yüklememiz gibi. Evet. Beynimize yüklemeler yapılıyor. Sonra biz davranırken onlardan yeni kalıplar çıkıyor ve bize emirler veriyor. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye. Evet, yaşadığımız ortam, ailemiz. Yani, korkunç bir şey. Bize emir veriyor sonra. Ve doğruyu, yanlışı bizim beynimizdeki o yüklemeler, vicdanımızdaki o yüklemeler tayin ediyor. Ne kadar önemli bir şey bu. Demek ki sadece kadınların eğitimi değil, sadece erkeklerin eğitimi değil, genel olarak toplumun eğitilmesi lazım. Bir tarafı ağırlaştırdığınız zaman işte kadınlara hakları. Kur'an'da kadınlara neler söylüyor? Oturuyorlar kadınlar hep beraber. Bu yurt içinde de var, yurt dışında da var. Yurt dışında tabii daha eğitimsiz insanlarımız para kazanmak amacıyla hazırlıksız gittikleri için orada ben Almanya'yı daha çok biliyorum. Orada Alman Müslümanlar çok önemli bir sayı kazanmışlar. Evet. Ve onların seviyesi bizimkiler gibi değil. Onlar daha eğitimli insanlar. İşlerinde profesörler var vesaire. Sonradan öğrendikleri için merak edip tabii öğrenerek Müslüman oldukları için. Evet. Biz doğuştan, anne babadan dolayı Müslüman olarak gidiyoruz. Şekilsel olarak biliyoruz. Muhteva olarak bilmiyoruz. Ve onlar hiç okuma yazması olmayan kadınları bile etraflarına toplayıp işte hadi gelin bakalım Kur'an'da kadın hakkında ne söylüyor? Onları oturup çalışıyorlar. Şimdi bunu öğrenen kadın kocası karşısında bir üst yere oturuyor. Ondan bekliyor. Tabii. Bizim kendimizde bile öyle. Ben kendi öğrencilerimden
hatırlıyorum. İki sınıf arkadaşı evlenmişlerdi, kız erkek. Evet. Ve hoşlandılar birbirlerinden, evlendiler. Bir süre sonra çatışmalar başladı. İkisi de beni çok sevdiğim insanlar. Erkek geldi, diyor ki hocam, işte bu sizin kızınız bana diyor ki peygamberimiz söküklerini kendisi dikerdi. Yatağını kendisi düzeltirdi. Alışveriş yapardı. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Layıklı olmak da farklı bir şey herhalde. Evet, evet. Kadın hem erkeğe açısından. Evet. Ama diyor yani hocam diyor yani bu işleri yapmaya hazır kızlarla dolu toplumumuz. Niye ben yapayım bunları diyor. Dedim sen niye onlardan biriyle evlenmedin de kendi ayarında tahsil etmiş birisiyle evlendin? Evet. Tabii o bilecek ve senden bunları isteyecek. Tabii. Sen de bunu bildiğine göre peygamberimizin örnek ahlakıyla ahlaklansan daha iyi olmaz mı? Evet. Bir şiir okumuştum. Kadınları balkona benzetiyor. Yani diyor ki kadınlar balkona benzer. Kadın hangi seviyede bir balkonsa, 5. kattaki bir balkondaysa erkek de o seviyededir. Yani erkeğin de kadından beklemesi gereken seviye odur herhalde. Ona göre hayatını yönlendirecek. Beklentisi o yönde olacak. Hocam yine yeri gelmişken soracağım. Kur'an'da kadını hani... Şimdi bunu ara verelim mi? Tam bu balkon meselesine ben bir saplama diyorlar ya. Buyurun hocam. Bir saplama yapayım. Bizim ulema arasında bunu düşünenler olmuş. Kadınları yüksek balkonlarda oturtmayın. Evlerin arka taraflarında oturtun. Pencereden bakmasınlar. Sizin arkadaşlarınızı başka erkekleri görürler, sizinle mukayese ederler. Evet. Sizi beğenmezler sonra. Bunlar hep düşünülmüş ve vicdanlara yüklenmiş bunlar. Evet. Sonra bize emir veriyor. Evet. Böyle karar verdi. Bir de bu kadın ayeti siz dediniz ya, Nisa suresini suresi. Almanya'da Müslüman hanımlar kadınlara anlatıyorlar. Evet. Bir de geçenlerde gördüğüm bir yazıda, bir köşe yazarının yazdığı yazıda diyor ki kocamdır, döver de sever de. Ama bunun açıklamasını da şöyle yapıyor. Nisa suresinin 34. Evet, ayetinde evet. İşte kadınları açıklamasını tabii ki siz daha iyi bilirsiniz ama dövebilirsiniz kelimesi de geçiyor. Ve iki ilahiyat öğrencisinin kendi arasında konuşurken aman sus bu sureyi kimse duymasın. Yani evet, kimsenin haberi evet. olmasın şeklinde bir yorum yapılıyor. Yani bu durumda evet. Nisa suresi anlatılırsa kadınlar bunu öğrenmiş olacak. Evet. Bu konuda evet. ne diyorsunuz? Evet. İşte zaten bizim şu önümde duran şimdi bu Diyanet'in Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an yolu adını koydular. Evet. Bunun yazarlarından biri Hayrettin Karaman, benim gibi emekli öğretim üyesi, ilahiyat profesörü, hoca. Halen köşe yazıları yazıyor, devam ediyor yani evet. eğitim öğretimine o şekilde. Ona yurt dışından mektuplar geliyor. Savunamıyoruz artık bu konuları biz. Evet. Bize yardım edin, eğitimimize destek olun, nasıl yetiştirelim ki çocuklarımızı, erkeklerimizi, kadınlarımızı ve de tabii din görevlilerimizi evet. ve bunları düzeltelim, bu alandaki yanlışları. Orada hocanın çok güzel söylemi var, baktınız şimdi ben buraya not alıp getirdim. Evet. Diyor ki, Müslümanların çoğunluğu ne yazık ki, yani bunun başında da hocanın imdat çağrısı var. Yardım istiyor herkesten, bütün öğretmenlerden, bütün ailelerden, evet. Yöneticilerden tabii hepsinden. Müslümanların çoğunluğu diyor, ne yazık ki kadın ve köle konusundaki hedefi kavramadı. Veya kavramak istemedi. Evet. Her ikisi de yayıldıkça yayıldı. Yani ne kölelik kolay kolay bitirebildi, evet. bitirilebildi. Ne de kadın konusundaki eskiye dönüş bitirilebildi. Evet. Nasıl oldu? Sözde dindar topluluk, köle kullanan ve ona kötü muamelede bulunan, karılarına şiddet uygulayan kimseleri itibardan düşürmedi. Evet. Bu çok çok önemli bir şey. Doğru. İtibardan düşürmek meselesi. Vicdan onu itibardan düşürsün en azından. İlle de yaptırım, halka takmak, hapse koymak, itibardan düşürmedi bunları diyor. Evet. Onları engelleme vazifesini yerine getirmediler. Komşusunun bunu yaptığını biliyor ama yine de ona selam veriyor. Yine de onunla arkadaşlığını devam ediyor. Hiçbir şekilde onu caydırıcı bir karşı muamelede bulunmuyor ona. Evet. Niye diyor böyle yapılıyor bu? Belki bunda hocam şeylerin de payı var. Yani
işte bildiğimiz pek çok duyduğumuz hadisler var ama hadislerin hepsi gerçek anlamda peygamberimizden günümüze gelen hadis-i şerifler değil. Oraya geleceğiz ama diyor ki hoca bizim yani hadislerimiz, ayetlerimiz ne kadar elense, doğruları seçilse bile onlar kitapların içinde kalmış. Halbuki yaygın eğitimde diğerleri hala yaşıyor. Nereden bunlar? Eski Arap adetleri, İran, Bizans. Bizim evet. Bütün dünyada bulduğumuz yerleşik adetler bizim de adetlerimiz oldu. Halbuki Türk töresi böyle değildi. Hani evet bu söylediğim şeyler yurt dışında da kullanılıyor ise yani bir şekilde Kur'an'ın ya da İslamiyet'in yanlış anlaşılıp artık hocayı isyan ettirecek noktaya getiriyor diye düşünüyorum. Diyor ki niye bunlar olmuş, niye itibardan düşürmüyor onları? Çünkü tencere dibin kara, seninki benden kara. Yani burada sanki toptan birbirini kayırma söz birliği. Sadece erkekler erkekleri değil, anneler oğullarını ve de aileler erkeklerini rezil etmek istemiyorlar. Evet. Mehmet Hocam, yani yanlış anlamayın, hep kadını sanki şiddet mağduru gibi gösteriyoruz ama toplumumuzda ağırlıklı olarak şiddete maruz kalan kadınlar olduğu için hocam döneceğiz üzerine. Tamam burada. Evet. Şiddet mağdurları kadınlar olduğu için hep şiddete el aldığımızda sanki kadın şiddet mağduruymuş gibi bir noktaya geliyoruz. Yani bütün izlediğim diğer programlarda ya da şiddeti işleyen her tür yerde aynı şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Hani yanlış anlaşılmıyoruzdur diye de düşünüyorum inşallah. Çünkü zayıf olan daha çok şiddete maruz kalıyor. Zayıf olan da fiziksel olarak kadın olduğu için ailede işte farklı sıkıntılarını belki bu şekilde erkeklerimiz ortaya çıkarabiliyorlar. Yani erkeklerden de vardır mağdur olan ama onlar da düşünsünler. Onlar da düşünsünler. Değil mi? Yani tabii. Herhalde bu bahsettiğimiz yasa sadece siz şiddet mağdurları dediniz. Sadece kadınlar için değil. Sonuçta toplumun genelinde tabii şiddet gören. Erkekler erkekleri de dövüyor. Için. Erkekler çocukları da dövüyor. Evet. Yani genel olarak bir dövme kültürümüz yerleşmiş. İnkar edemeyiz bunu. Evet, evet hocam. Buyurun mektuplara devam edin. Hayrettin Hoca işte bu çığlık atıyor ya, evet. İzah dedi ya onun yazısında. Bugün ben buna 3 yıldız vermişim. Bugün artık saygın, dindar, örnek Müslümanlara göre kadına şiddet uygulamak teşvik edilecek. Maruf Arapça şeyde, yani evet. İrfana, güzele, iyiye uygun değil. Engellenecek yani münker, kötü görünmesi gereken bir davranış durumuna gelmiştir. Şu halde davranışlara tepki gösterilmesi ve bunu yapanlara muteber, saygın insan muamelesi yapılmaması gerekiyor. Evet. Bakınız ne kadar güzel yazmış hoca. Siz örnek olmak üzere yaratılmış bir topluluksunuz diyor Kur'an Müslümanlara. Öyleyse Müslümanlar biraz aynaya baksınlar ve nasıl bir örnek olduklarını ve de olmaları gerektiğini değil mi? Görüp takınsınlar tavırlarına. Bunda biraz işte yine geleneklerimizin de herhalde şeyi var hocam. Hani biz Müslüman Türk aile yapısına önem veren insanlar olarak bir başka ailenin iç yapısına çok fazla karışmayı istemeyiz. Hani ama hep o devir ailenin geçti diyor hoca işte. Artık evet, demek o ki devir çok geçmiş. Yani belki kendimizi yenilememiz, hani siz bilgisayar olarak diyorsunuz ya, bir reset yapmamız gerekiyor herhalde bu noktada. Toplumsal vicdanın biraz uyarılması, uyandırılması gerekiyor. Şimdi ben bu hocadan ve bunun gibilerden çok rica ediyorum ki bunu tefsirlerine de koysunlar. Evet. Yazıya geçirsinler yani. Sadece bir kerelik makale olmasın. Mesela bu Diyanet tefsirinde bu görünsün istiyorum ben. Aslında çok güzel şeyler var. Yok değil çok ama önemli. Evet, bu dövünkinde geçiyor öylece. Dövün diyor, geçiyor. Onu soracağım hocam. Biraz açılması gereken bir konu herhalde. Mehmet Hocam'a sormak istiyorum. Mehmet Hocam, kanunlarda açıklar mı var ki insanlar şiddet uyguladığında bugüne kadar işte cezasız kalıyordu ya da şiddete başvuruyorlardı. Aslında yeni çıkan yasa siz bayağı hani inatçı ve tedbir almaya özen gösteren bir yasa olarak şey yaptınız. İnsanlarımız mı veya yasalarımızın açıklarını buluyor? Siz bu konuda nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi en başta da söylemiştim. Yani bu ceza hukuku şeyin bir kısmıdır. Önemli olan vicdan hukukudur. Şimdi toplumda işlenen suçların çok küçük bir kısmı yetkili makamlara intikal eder. Evet. Kolluk makamlarına ve Cumhuriyet Savcısına intikal eder. Bunların da
daha az bir kısmı yaptırımla sonuçlanır. İşte burada da toplumun bakış açıları önemlidir. Yani polisin mesela konuya bakış açısı önemlidir. İşte bir arkadaşım anlatmıştı. Gece saat 3 gibi evinin orada işte bağırıp çağrışmalar var vesaire. Polisi arıyor. İşte böyle bir şeyler oluyor burada diye. Taş atın kaçar diyor mesela polis. Taş atın kaçar diyor mesela. Yani böyle şeyler olabiliyor. Evet. Onun için sadece şiddet mevzu değil, genel olarak hukuk sistemimizin sorunları var zaten. Hukuk sistemimizin sorunları var. İş yüküydü, şuydu buydu. Bunlar da şiddete tabii şey yapıyor. Şiddetin artmasına belki... Belki de en göz yumulan konu ya da üzerine evet. fazla gidilmeyen bir konu olarak kalıyor evet. herhalde. Şu olabiliyor, işte daha önemli belki görülen işler üzerine kolluk kuvvetlerimiz belki daha fazla ehemmiyet gösteriyor evet. vesaire gibi. Bir de zaten toplumumuzda şu vardır birçok zaman, bunu kolluğa ceza adalet sistemine intikal ettirmekten ziyade kendi arasında evet. çözmek gibi bir eğilim vardır birçok zaman. Evet. Onu tercih ederler birçok zaman insanlar. Bunlar da etkili oluyor. Hocam dedi toplumsal vicdanın uyarılması lazım. Hı hı. Burada vicdanlara şey yapmak lazım. O Almanya'daki işte Müslümanlar da işte okuyorlar, şey yapıyorlar. Zihin belki daha açık, daha susuz. Onları öğreniyor. Burada taklidi iman ve tahkiki iman hı. meselesi var. Yani hocam da işaret etti biz. Belki bazı şeylerin içerisinde doğduğumuz için onları çok sorgulama gereği hissetmeyebiliriz. Evet. Ama oradaki birisi bunu buluyor, susuz ve içiyor. Ön yargısız kadar. Yaklaşıyor herhalde değil mi? Doğrusu neyse nedir? Kur'an-ı onu Kerim'den öğrenerek, araştırarak. Evet. Evet. Buna da tahkik deniyor zaten. Evet. Bu da tahkiki iman deniyor. Tahkiki hı hı. imanın da taklidi imana göre daha yüksek olduğu söyleniyor. Evet. Beyza Hocam, şiddet toplumumuzda her zaman var dedik. Evet. Peygamber Efendimiz döneminde de vardı herhalde değil mi? O zaman Peygamber Efendimiz ne yaptı? Şiddete çözüm olarak ne önerdi? Ya da yaptırımı neydi? Şimdi bakınız bu meşhur 34. ayet Nisa suresinin evet. 34. ayeti. Aslında tabii baştaki ayetleri okumadan onu okursanız evet. Zor anlarsınız ama şimdi sırası geldi, oradayız. Onun için onu söyleyelim. O ayetin sebebi nüzulü, yani hangi olay üzerine inmiş? Evet. Ayet dedik yani değiştirmemiş yaşama kurallarını ama onları düzeltmiş. Evet. Daha iyileştirmiş. İnsanlara yeni öğütler vermiş. İşte bunun sebebi nüzulü ne acaba? Hangi olay üzerine bu ayet peygamberimize vahyolundu? Bir ailenin kızı kocasından darbe yemiş. Evet. Zaten darbe demektir. Yani bu vadribu, dövün demek. İşte bizde darbe. Evet. Darbe kelimesinin çok fazla manaları var. Ama buradaki darbe damadın kıza vurması. Vurması. Yani bu öldüresiye vere çevire bir dayak değil ama darbe başkadır. Bir de dövmek var Arapçada. O da ayrı bir kelime. Yani tekrar tekrar vurmak dövmektir. Israrlar. Ama darbe hani kadın da bazen erkeğe bir tokat aşk ediyor ve bu şey vurmak oluyor. Evet. Bizde vurmak vardır. Evet. Dövmek başkadır. Karşılığı vurmak başkadır. Evet. Vurmuş yani damat buna vurmuş ama aile bunu içine sindiremiyor tabii. Geliyor peygamberimize diyor ki biz kısas istiyoruz. Bizim kızımıza vuruldu. O da ona vuracak. Evet diyor peygamberimiz. Haklısınız. O da ona vuracak. Bunun üzerine ayet geliyor. Evet. Yani ayette 34. ayet. 34. ayet. Kadın suresinin 34. ayeti. Aile geçimsizliği söz konusu olduğu zaman işte nasihatleşin. Ondan sonra biraz ayrılın birbirinizden. Ondan sonra da yani erkeğe hitap ettiği için normal olarak ayetler erkeğe vurun diyor. Ama bence hukukçu arkadaşımız yanımızda mütekabiliyet esasına göre, karşılıklılık kaidesine, ilkesine göre burada erkeğe izin veriliyorsa kadına da veriliyor demektir. Evet. Ama öz olarak yani bir taraflardan biri birine bir kere vurmuşsa bu efendim boşanma sebebi olmamalı. Burada aileyi bir koruma, hani sizin
partinizin biraz aile hassasiyeti evet. var ya. Evet. Sadece bir tarafı değil, aileyi koruma meselesinde artık vuruşmasınlar bunlar. Yani bir kere birisi bir şey yapmışsa karşılık verecek. O da ona, o da ona. Belki de taraflar kendileri yapamazsa adam tutup dövdürecekler yani. Tabii. Bu da yapılabilir. Tabii, kadının tabii. yumruğu belki erkeğinki kadar şiddetli değildir. O da gider amcasının oğluna yahut da bir parayla aile birisini tutar, keserler yolunu. İşte filmlerde olduğu gibi kötü şeyler olur. Evet. Buna meydan vermesin. Yani ben ayetin bu sebebi nüzulü ile anlatılmasını biraz çözüm yolu gibi görüyorum. Yani aslında gelen ayet insanlara ortak yolu ya da uyumlu evet, bir evet, çözüm yolunu evet. tavsiye ediyor. Yani bir şey ediyor. Erkeğe söylenmişse kadına da geçerlidir. Tekin evet. Peygamberimizin ilk tavsiyesi de o olmuştur. Ama demiştir ki ben bir şey düşündüm ama Allah Teala ondan daha iyisini bana gönderdi. Evet. Bu güzel bir şeydir. Yani niçin böyle söylüyorlar bazı müfessirler de? Niçin bunu yazıya geçirmiyorlar? Sadece İşte nasihat edin, efendim şey yapın, yalnız ayrılın, bırakın, yatağını da yalnız bırakın. Ve de kadına yönelik olarak sadece söylüyorlar. Bu da olmadıysa dövün. Dövdüğün kadın sana itaat mı edecek? Değil ne mi? Olacak? Yani korkudan daha... sinecek belki. Evet. Ama sen onun sevgisinden bir daha nasıl yararlanacaksın? Tabii. Peygamber diyor ki, hayvanınızı dövdüğünüz gibi karınızı döversiniz, sonra akşam ondan sevgi beklersiniz. Hani bu nasıl olacak bir şeydir? Bir şey olacak değil bir şey değildir. Evet. Ve kendisi de hanımlarıyla arasında böyle yani yaşamış. Onun da sorunları olmuştur herhalde. Tabii olmuş. Ve de işte hepsini bırakıp bir yere çekilmiş peygamber. Bir daha onlarla uzun bir süre yemek yememiş, uyumamış, sohbet etmemiş. Çekilmiş evet. bir kenara. Aslında şiddetin de en şeyi psikolojik değil şiddettir. Mi? Yani bir insanı yok saymak. Bir evet. moleküler biyoloji evet. uzmanı anlatıyordu. Bir fare bile diyor yanınızdan 3-4 defa geçse ve siz o fareyi fark etmeseniz fare stresten ölür diyor. Ya, yani ya. En ufak bir canlıya bile eğer ona Hı-hı. hak ettiği değeri, ilgiyi göstermezseniz bir süre sonra o kendine olan güvenini, işte toplum içerisinde kendini ifade etme yeteneğini kaybedip evet. güvensizleşebiliyor. Evet. Aynı şey bu örnek evet. için de i̇şte geçerli. Bence evet. böyle aile olarak alırsak ve de erkekleri de yetiştirenlerin kadınlar olduğunu düşünürsek evet. niçin kadınlar bu kadar şikayetçidir durumdan da bu erkekleri nasıl yetiştiriyorlar o zaman? Biraz evet. da kadınların kendilerini silkelemeleri lazım. Tabii hocam yani şiddeti zaten ele alırken sadece erkeğin kadına uyguladığı şiddet değil, kadının kadına uyguladığı şiddet evet, de var. Evet. Mesela bir kayınvalide gelin çekişmesi Tabii. kadının kadına uyguladığı evet. bir Veya şiddettir. Veya büyük kadın ve de kuma, genç kadın evet. aralarında. Aralarındaki evet. geçen husus. Evet. Hatta bazen bir yazıda şöyle de eleştiriyordu, kadına şiddet eleştirirken annenin çocuğunu vurmasını da bir evet. şiddet olarak evet. ele alıyor. Evet. Ve de diyor neden bu anneler hani bir ceza görmezler, hani çocuğunu terbiye evet. etmek adına yapıyordur bunu. Tabii. Ama yani bazen de öyle abartanlar var ki kadında işte yemeğin tuzunun çok olmasını bile bir kadına karşı bir tabii, şiddet tabii. olarak algılayanlar da var. Evet. Verenler. Yani her şeyde olduğu gibi burada da bir herhalde orta kararı bulmak lazım. Her Hı-hı. şeyi getirip işte aman ben şiddet görüyorum ya da ben şiddet uyguluyorum, uygulanıyor noktasına da getirmemek lazım. Ama şiddet varsa da kabul edip bununla ilgili çözüm noktalarında hukukçu hocalarıma başvurmak lazım. Yani şiddetin kendisiyle savaşmak. Evet. Şiddeti yapanı hasta kabul edip, evet. özürlü evet. kabul edip şiddetin kendisine karşı kampanya başlatmak. Kesinlikle biz şey diye düşünmüştük yani Türk aile yapısının korunması gerekiyorsa bir şiddet varsa ya da ailede bir bozukluk varsa bu noktaya gelmeden... her aileye bir nasıl bir hekim veriyor hükümet ya da devlet bir aile işte uzmanı veriyor doktor evet, olarak evet. bir de psikolojik danışman versin ta ailenin kuruluşunda denilsin ki sizin ailenizin işte psikolojik danışmanı bu belki bu da çözümlere bir nebze faydalı olabilir diye düşünüyorum. Biraz da tabii şeyin derslerimizin bu şeyde imamlar, vaizler yetiştiriyoruz biz evet. mesela ilahiyat fakülteleri değil mi? Okullarda din dersi öğreten öğretmenlerimiz, bu yazarlarımız, tefsirleri, hadisleri yazan ulema, eski ulemanın devamı bugün de ilim adamlarımız var. Aynı şekilde onlar evet. da muhtevalarını biraz gözden geçirmeliler. Hala eski tip kadınların hakkında erkekleri bilgilendiren el kitapları var. Evet. Efendim diyor bir İranlı şahın oğluna ev oğul diye
şeyleri, öğütleri var. Onun içinde diyor ki, ey oğul, bir kızın olursa, bu kitabın hemen hemen sonuna doğru var. Olmaması olmasından daha hayırlıdır ama eğer bir kızın olursa, eğer bir kızın olursa, ona işte kelam-ı kadimi, Kur'an-ı Kerim'i öğret. Ama sakın hayırda öğretme. Biraz eli iş tutacak hale geldiği zamanda da güzel yüzlü bir erle onu ever. Çünkü denilmiştir ki, peygambere bunu söylüyor, Allah Resulü demiştir ki, kız evlat ya er koynunda ya yer koynunda. Hiç peygamber böyle şey söyler mi? Tam tercine yere gömüyordu da Arap toplumu, ayet bırakınız Allah'ın elçisini, Allah'ın kendisi ona söyledi. Nasıl hesap verecek bu kızlarına diri diri gömen veya öldürüp gömen, ne fark eder? Bu insanlar Allah huzurunda nasıl kendilerini savunacaklar? Evet, işte cahiliye dönemi. Ama bizim padişah efendilerimiz bunu tercüme ettiriyor. Ve de halkın el kitabı oluyor bu. Ben bunu yüksek lisansta okuttuğumuz zaman bizim geleneksel örtülü kızlarımız isyan etti. Hocam biz bunu kabul edemeyiz diye. Ama yüzyıllar boyunca bunu kabul edilmiş. Evet. Biz şimdi birdenbire nasıl insanların vicdanından bunu silip atabiliriz? Söküp atabiliriz. Hocam şu anda benzeri bir durum var. Aslında işte Adalet ve Kalkınma Partisi, şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti ve dindar olduğunu, hani dini yönlere daha dindar çok... Dindar nesil yetiştirmek istiyor en dindar azından. Dindar nesil yetiştirmek isteyen bir hükümet. Ama şiddet %1460 artmış durumda. Yani meclisin madem, içinde birbirler. Evet, yani madem biz daha dindarız şu an, madem daha dini şeylerle yönetiliyoruz, o zaman dindar insanların, eğer Kur'an-ı Kerim'i işte kendine şey yapan, destur olarak alan insanların yapmaması gereken bir şey. Değil mi Mehmet Hocam? Şimdi burada eşler, insanlara emanet değil mi? Birbirlerine evet, emanet. Evet. Çocuklar emanet. Şimdi burada tabii o hakların suistimali biraz daha şey, ehemmiyet arz ediyor. Yani küçücük çocuk, size iki tane çocuğum var. Düşündüm, şimdi ne giydirseniz onu giyiyor. İşte tatile giderken arabanıza koyuyorsunuz, geliyor. Benim şöyle bir programım vardı, bugün buraya gidecektim falan demiyor çocuk. Evet. Yani ne yaparsanız onu alıyor. Ve siz eğer onun üzerindeki terbiye hakkınızı suistimal ederseniz, bunun ayrı bir şeyi var. Yani sizin korumanız gereken bir varlık üzerinde hakkınızı suistimal etmeniz. Bizim çocuk koruma merkezimiz var Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. 2 haftada bir oraya danışmanlık yapmaya gidiyorum. Akla hayale gelmeyen hadiseler oluyor ne yazık ki Türkiye'de. İstismar vakaları, özellikle evet, cinsel istismar. Of, tabii. Vesaire. Ensest dedikleri. Tabii, evet. Çok ciddi vakalar oluyor. Belki biz bunlara şahit olmuyoruz ama böyle şeyler yaşanıyor. Şiddetle töre sahikiyle diye bir şey geçti. Töre sahikiyle eğer öldürme olursa bu ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılıyor. Yani kasten öldürmenin nitelikli bir hali kabul ediliyor ceza kanunumuzda. Ama namus şeyle yapılırsa sanırım eskiden hafifletici bir sebep olarak evet, görülüyordu evet, değil mi? Evet. Şimdi bu evet, yalnız töre sahikiyle yani evet. Şimdi şöyle, bir de haksız tahrik hükümleri vardır. Onu ayrı tutuyorum. Evet. Yani haksız tahrik nedir? Haksız bir adı üstünde saldırı vardır. Tahrik edilmiştir kişi. Onun oluşturduğu gazap ve elemle bir suç işler. Şimdi o orada namus bazen bunun içine girer. Haklı olarak girer. Yani çünkü namus hassas bir şeydir. Haksız bir şekilde kişi onun üzerinden tahrik edilebilir ve suç işleyebilir. Bu peki, insanın hocam, bir de bir konu daha vardı. Mesela kadın, kötü yoldan bir kadın, ona uygulanan şiddet de bir hafifletici sebep sayılıyordu galiba. Yani sonuçta evet, kadının nasıl ya da ne olduğu çok önemli evet, mi ki? İnsan olarak o da bir insan. Hani ona da şiddet uygulanıyor. Herhalde bu yeni yasada nasıl bilemiyorum ama. Kabul edilebilir bir tarafı yok tabii. Yani sonuçta şiddet kullanmak herkese verilmiş bir yetki değildir. Şiddeti evet, kimin ne zaman kullanacağı bellidir. Bir güç kullanılacaksa bunu kimin kullanacağı bellidir. İşte yani devlet yargılamasını yapar, adli makamlar güzel bir yargılama yaparlar. Onun cezası bellidir, o ceza verilir. Evet. Herkes kendisi tutup da bir şiddet uygulamak selahiyetine sahip değildir. Evet. Şimdi şeyde de o 34. ayetle ilgili benim alanım değil, hata yapmak da istemem ama şunlar çağrıştırdı bende. Şimdi ölçüllük ilkesi vardır. Hukukta ölçüllük ilkesi diye bir şey vardır. Şudur o.
bir amaca daha hafif bir araçla ulaşabiliyorsanız daha ağır olanı kullanmayacaksınız. Yani polis bir olayı bastırmak için biber gazı kullanması yeterliyse silah kullanmayacak gibi. Yani bunların kademeleri vardır. O ayette bu aklıma geldi. Yani deniyor ki böyle yapın, olmazsa böyle yapın, olmazsa böyle yapın. Ve zannediyorum orada da herhalde çok ciddi bir durum varsa herhalde o söylenmiş. Yani o hani vurma aklıma meselesi. Hocam. Yani o aile dağılmak üzere herhalde öyle bir şey var. Çok ciddi bir durum var. Gibi. Dayakla toplasın mı diyor. Gibi. Yani, yalnız hocam oradaki vurmak kelimesinin farklı anlamları da vardı değil mi? Tabii. Mesela, tabii. Vurum... Peygamberimizin yaptığı gibi işte. Evet. Bıraktı. Yani dövmek vurmak değil de ayrılmak. Yani diyelim ki belli bir süre yatağınızı ayırdınız ama hala sorun mu? Hepten ayrılacaksınız. İşte sıralaması dövmek, var vurmak herhalde. Değil, yok. Vurmak orada, diye. Vurmak kelimesi ayrılmak anlamına da geliyor. Hocam değil mi? Yanlış söylesem beni düzeltin. Şimdi yani benim söylediğim o değildi ama Peygamberimizin yaptığı odur. Evet. Onun için tefsircilerin bir kısmı bunu söylüyor ama büyük bir kısmı böyle söylemiyor. Dövmeyi serkeşlik karşılığı söylüyor. Sadece namus meselesi olarak almıyor. Ki bundan vazgeçecek değil ya. Evet. Yani dövdünüz. Tamam çok yumuşak var. Bir daha iyi bir kadın olacak. Bir daha kimseyle zina yapmayacak. Bu olacak şey mi? Yani zina yaptı kadın. Dövdünüz evet. Ve bir daha yapmayacak. Yani bir erkek buna tahammül etmez ki. Herhalde olacak zina şey yapan kadın şey demiyorlar. Herhalde dövün. Yani onun için serkeşlik. Evet serkeşlik yani geçimsizlik halinde. Geçimsizlik de dayakla herhalde geçimli olmaz. Evet. Ya benim söylediğim son ayetin sonundaki o darebe kelimesi galiba vurmak tabii, tabii, olarak çevriliyor. Sayfalarca anlamı evet. Olan bir şey. Ama onun mesela anlamlarından bir tanesi de ayrılmak. Yani gerekiyorsa ayrılın, evet. Şiddete başvurun diye bir şey. Evet. Mesela matbaa da darbe, darpla, darphane. Evet. Darbe de basmak. Evet. Yani darbu mesel de darptır. Biraz anlamlı bir kelime. Kur'an-ı Kerim tefsiri yapılırken o zaman yeterince acaba kadın alim yok muydu hocam? Belki hani şimdilerde belki yeni tefsirlere Diyanet'in de belki şey yapması gerekiyor. Siz söylediniz yeni bir tefsiri var dediniz ama orada nasıl bilemiyorum. Şimdi şey yapılırken, mecelle yapılırken, yani Tanzimat'tan sonra biliyorsunuz dünya hukukuyla paralel olsun, bütün vatandaşlara eşit muamele yapacak bir hukukumuz olsun diye yeni çalışmalar yapıldı. Bunlar yapılırken kadın hakları gerçi sonradan yani medeni hukuk, kadınların da evlenme, boşanma, miras haklarını düzenleyen kısmı sonraya bırakıldı. Çünkü burada anlaşmak çok zordu. Evet. Ama yapıldı. 1917'de yapıldı. Öbürü 1800 küsurlarda yapıldı mecelle. Bu mecelle yapılırken bazı kadın yazarlar kadınların Kur'an-ı Kerim'deki ve hadis-i şeriflerdeki haklarına uygun yeni düzenlemeler yapılması için yazılar yazmaya başladılar. Hatta bunlardan birisi de şimdi yeni paraların üstünde resmi olan söyleyiniz adını 20 lira da mı onun resmi çok saygın bir yazarımız. Şurada ben onunla da ilgili not aldım. Şimdi bakalım hangisiydi o. Çülük batıcılık, evet şu. Ziya Gökalp'in fikirlerini biliyorsunuz. Evet. Tanzimat, evet. Cevdet Paşa, onun kızı. Evet. Cevdet Paşa kızını özel öğretmenlerle hem Arapça, Farsça hem işte Fransızca. Aliye Hanım galiba. Aliye, evet. Evet, Aliye Hanım. Aliye Hanım. Evet. Aliye Hanım kızlarını bu şekilde yetiştirmiş. Ama Aliye Hanım ilk defa bir tercüme roman neşrettiği zaman kendi ismini kullanmamış. Müstahar isim kullanmış. Çünkü kadın ismi kabul edilmiyor. Evet. Sırada. Yani diğer kızı matematik kitabı yazmış mesela. O kadar iyi yetiştirmiş bu şeyde Ziya Cevdet Paşa kızlarını. Ama devrin Şeyhülislam'ı bu kadın haklarıyla ilgili kısımlara kızıyor. Hadi kadınlara hak verelim. Ne olacak yani kadınlar bunları kullanacak da. Erkekler savaşlarda canlarını veriyorlar da. Kadınlar birkaç kadın alsa ne olacak? Avrupalı evet. Erkekler işte şöyle metres tutuyorlar da biz de nikahla biz helalinden erkeklere bunları versek ne olur yani? Şeyhülislam Efendi
bunları ve Fatma Aliye Hanım'a karşı çıkacak kadar ve de hakaret ederek karşı çıkacak kadar muhalefet ediyor. Ben bunu çok yazık buluyorum doğrusu. Çünkü Şeyhülislam ulemadır. Ulemanın başıdır. O bunları bilmez mi? İşte biliyorlar ama bugünün ihtiyaçlarına bu uymaz diyorlar. Kadınları şımartırız diyorlar. Çok çok yakın. Ben emekli olmadan önce bir tez kabulünde, yüksek lisans tez kabulünde kızın ki çok daha yüksek derecede puan alacakken erkeğinkine daha çok puan verirken arkadaşlarımız dedim ki niye böyle yapıyorsunuz? Bu kızınki çok daha güzel. Şımarmasınlar hocam dedim. Biraz geri dursunlar erkeklerden. Yani. Hala bakınız. Yani zihniyet devam ediyor. Evet, devam edebiliyor. Ayrımcılık devam ediyor. Nitekim Şeyhülislam böyle bir ulemadan birisinin kızına bu şekilde hakaretamiz sözler sarf edebiliyor. Niye? Peygamberin hadisleriyle Allah'ın ayetlerini savunup yeni iyileştirmeler yapılsın dediği için. Halbuki İslamiyet'in şeyinde de hani Kur'an-ı Kerim'in zaman geçtikçe yorumunda da tabii, farklılıklar tabii, olacağı değil tabii. mi? Daha farklı tabii, zamanla birlikte, tabii. gelişen dönemle birlikte farklı hayır, yorumlara açık oldu. Hı-hı. Zaten söyleniyor. Peki şimdi işte demin ismini verdiğim şu tefsirin yazarlarından biri olan hoca, bakınız o ne yazmış burada. Diyor ki, beşeri sistemler köklü değişikliklere uğratılarak amaca uygun hale getirilirler. İslam'da bir bütün halinde köklü değişim söz konusu değildir. Onda değişmez kurallar vardır. Evet. Ancak bir kural, bir hüküm uygulandığında tabii olmayan olumsuz bir sonuç doğuruyorsa, bu da hukuk, fıkıhçı hoca, bu da hukukçu. Evet. Uygulamayı durdurma imkanı da mevcuttur. Uygulamayı durdurma. Bu cümleden olarak tarihi ve sosyal şartlara bağlı bir cevazdan, cevaz izin, evet. serbest bırakma demek, ibaret olan mesela çok kadınla evlilik, genellikle kötüye kullanıldığı ve olumsuz sonuçlar doğurduğu takdirde, Müslümanların ve yetkili temsilcilerinin kararıyla engellenebilir. Engellenebilir. Yani bu konuda evet, da din adamlarımız da yine... Bu tasarruf böyle bir şey yapıldığı zaman Allah'ın hükmünü değiştirme anlamına gelmez. Bu tıpkı şartlarını yerine getirememekten korkan ferdin tek kadınla evli kılmayı yeğlemesi gibidir. Tekim yani. İşte Hazreti Ömer, müellefe-i kulüp diye bir şey var. Yeni Müslüman olan veya olması muhtemel kimselere daha çok para veriyorlar ganimetten. Evet. Hazreti Ömer bunu kaldırıyor. Artık buna gerek yok diyor. Ya da işte erkeklere gayrimüslim kadınla evlenme izni var. Kadınlara vermiyorlar bunu. Ayette yine mütekabiliyete göre değil de evet. tekrar yanlı tefsir ediyorlar. Hukuka öyle koyuyorlar. Onu getirmiyor ama Hazreti Ömer hayır diyor. Gerek yoktur. Artık Müslüman kadın çoktur. Müslüman kadın azken bekarlığı evet, düzenlemek için bunu biz uyguluyorduk. Bugün artık buna gerek kalmamıştır diyor. Yani devrin ihtiyaç ve gelişmelerine evet, yani bu göre, şimdi evet. ayeti mi ortadan kaldırıyor? Hayır. 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 Tabii ki, evet. İşte bakınız hoca bunu burada böyle yazıyor. Ama ayetin tefsirine gelince tefsirciler bunları orada da söyleseler ve bunun söylenmesini televizyon programlarında değil mi? Vaazlarda evet. isteseler ki Diyanet bunu yapabilir. İşte bu onun tefsiridir. Eli kolu her yere evet, uzanabilir evet. Diyanet. Derslerde bunun yapılması istense. Okul kitaplarına belki. Okul kitaplarında tabii. Evet. Fevkalade düzelmeler, vicdan yenilenmeleri, o toplumsal vicdanda iyileşmeler olabilir. Evet. Tabii burada herhalde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani onun ötesinde bir ölçü yok. Onun Hı-hı. hayatından herhalde şeyler tabii, vermek tabii. lazım. Ben şunu duymuştum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir hediye aldığınızda kız çocuğunuza verin önce. Önce kız çocuğunuza verin diyor evet. Hediyeyi. Daha sonra şunu duymuştum. Erkek çocuklarınızı sevin diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Diyorlar ki kızlarımızı sevmeyelim. Diyor ki onlar zaten kendilerini sevdirirler. Evet. Öyle bir şey var. Şimdi şu var ya hediyeyi önce kıza verin. İmam Hatip'te ben ilk öğretmenliğim İmam Hatip'te yaptım. Söyleyeyim de hocam biz bunu evde katiyen söylemeyiz. Niye söylemiyorsun? Ben kız kardeşime daha önce verirse
Niye benden önce versin onu? Gider elden gider herhalde. Hocam. En çok hadisi aktaranlardan biri herhalde Hazreti Ayşe Validemiz değil mi? Evet. En çok hadis, evet. Hazreti Ayşe Validemiz sağ olsunlar. Evet. Gerçekten bugün doğru kaynaklı olan hadislerimizin hepsi orada. Ama daha sonra yetiştirmemişler bunları. Ancak özel eğitimle işte bu şey demin söylediğim Fatma Aliye Hanım gibi babasının aslında Hazreti Hatice annemizin de oldukça iyi bir ticaret insan olmasından dolayı matematikle ilgili mesela iyi bir eğitimin olduğu söyleniyor. Ama o İslam'dan önceki bir. Evet. Yani o dönemde de kadınlar yeterince tabii, şey tabii, ama. Tabii tabii tabii. Bozulma olduğu için yoksa hiç yok yetişmiş kadın ama demek şu değil. Ama şu an kadınlarımız sanki biraz daha zor durumdalar gibi geliyor i̇şte bana. İşte giderek bir gerileme noktasındayız. Evet. Yine geçenlerde bir hanım bir belediye programında şey anlatırken, seminer anlatırken işte eşlerine kadınlar yeterli olmuyorsa eşlerinin ikinci veya üçüncü evliliklerini yapabileceklerini, hatta buna kadının müsaade etmesi gerektiğini söyleyen evet. tarzda açıklamalar da bulunmuş. Hem de hanımlar var. Hanımlar hanımlar için yapıyorlar bunu. Evet. Halbuki biz ümit ediyoruz ki şimdi ilahiyat fakültelerinde kızlar %50'yi aştı. Ne kadar benim zamanımda bizim sınıfta 3 kişiydik biz kız olarak. Evet. Yani bizden sonraki 1 kişi vardı. Bu giderek çok çoğaldı. Önemli diye düşünüyorum hocam. Yani kadını yönlendiren, kadın yine kadından daha çok etkileniyor gibi tabii, geliyor bana. Tabii. Çünkü kadınlar üzerine kadınlar daha tesirli olabiliyorlar. Hmm. Ve bunlar toplumun yönlendirilmesine, işte nesillerin daha sağlıklı yetiştirilmesinde, şiddet görmeden daha sağlıklı olsun ki hani ileride çocuğuna, eşine, işte her neyse şiddet uygulamasın diye daha olumlu tepkileri olur gibi geliyor ya da olumlu muhakkak, sonuçlar muhakkak, doğuracak tabii. gibi geliyor. Şu fıkhı bir kadınlar ele alsın bakalım ne olacak. Hocam biraz fazla sanki kadın feminist gibi bir ama şey öyle çizdik ama. Yani ilahiyatlarda şimdi kızlar ağırlıklı evet. erkekler korkuyor. Hocam bunlar mı kanun yapacak diyorlar. Yalnız siz yaptınız yüzyıllardır bakalım bir de bunlar yapsın. Ne diyorsunuz Mehmet Hocam kanun yaparlar olarak? Şöyle hani adaletli olduktan sonra değil mi ya? Kadın erkek yani ilim sadece erkeklere hiç yani oğullarının gibi. Aleyhinde bulunurlar mı kadınlar? Adalet. Tabii mı? Sadece tabii kadınlar üzerinde değil kadınlar erkekler üzerinde de çok etkili. Yani anne anne doğru, farklı tabii. bir şey yani babadan daha da farklı bir zarar şey. Zarar gelmez yani. Anne. Değil mi yani? Tek bir insan için iyi şey, kendinden daha iyi olmasını düşünen kişi anne evladı için tabii, ister herhalde. Birlikte yapalım yani sadece kadın tabii, sadece erkekler. Beraber yapalım. Birlikte evet. Kanunda peki hocam. Tedbirler var. Evet, onlara tedbirlere bir şey geleceğiz. Sohbet güzel olunca evet, güzel şey yapamadık evet. biraz bahsedersin. Özellikle şu tedbirlere dikkat çekmek istiyorum. Mülki amir tarafından alınacak koruyucu tedbirde diyor ki, kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara barınma yeri sağlanması. Başka bir tedbir, hayati tehlikesinin bulunması halinde ilgilinin talebi üzerine veya re'sen geçici koruma altına alınması. Evet. Belki bu biraz daha ileride genişletilebilir. Burada diyor ki hayati tehlikesinin bulunmasıyla. Siz ceza hukukçu olarak ceza bunu hukukçu. Yeterli buluyor musunuz? Bu biraz daha ileriye götürülebilir diye düşünüyorum. Yani şu, hayati tehlike bulunması halinde koruma altına alınması belki hayati tehlike aranmayabilir. İşte ciddi bir tehlike bulunması son zamanlarda belki. Zaten hocam kadın evet. cinayetlerinin temelinde de bu yatıyor. Evet, yani kadınlar evet. koruma istiyor ama yeterli belki hayati tehlike görülmediği evet, için evet. koruma verilmiyor koruma ve verilmiyor. Bir şekilde evet. kadınlar evet. cinayeti kurban evet. gidiyorlar. Daha sonra hakim tarafından verilecek önleyici tedbir kararı. Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmaması konusunda şiddet uygulayana bir tedbir var. Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması. Evet. Yani erkek şiddet uyguluyorsa eşine karşı hakim tarafından müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi. Burada şiddet uygulayan şiddet uygulayan uzaklaştırılabiliyor. Evet. Korunan kişilere bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşmaması. Yani şiddet uygulayan kişinin korunan kişilere veya bulundukları konuta, okula, iş yerine yaklaşma bunun yasağı. Bir süresi var mı hocam? Yasağı korunan bunun. Kişi olmanın İlk etapta 6 aylık bir süre var ama duruma göre bu uzatılabiliyor. Bir tedbir daha var. Gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller sakladık kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
Yani sadece şiddete uğrayan kişiye değil, onun yakınlarına da yaklaşma yasağı getirilebiliyor. Bu tedbirler içerisinde hatta şu da var. Mesela anne baba ayrılmış, velayet hakkı anneye verilmiş, evet. Ama babaya da bir görüşme hakkı verilmiş kanuni. Diyor ki işte haftada bir, iki haftada bir şu kadar süreyle görüşebilir diyor. Burada o görüşmeye de sınırlama getirilebileceği söyleniyor. O görüşmeye de sınırlama getirilebileceği. Zarar verebilir diye. Bu barınma ihtiyacı sığınma evlerinde mi karşılanıyor acaba? İlk etapta Aile ve Sosyal Bakanlığı'na bağlı yerlerde karşılanıyor. Hı-hı. Veya onların gözetim ve denetimindeki yerlerde bu karşılanıyor. Bu belediyelerin bir kadın sığınma evleri var bildiğim kadarıyla. Evet. Eğer ihtiyaç karşılanmazsa kamu kurumlarının, işte belediyelerin veya İşte kamu kurumlarının yurtları olabilir, misafirhaneler olabilir. Bu evet. gibi yerlerde barınma imkanı ama sağlanabiliyor. Ama bunların galiba gizli tutulma şeyi de var herhalde. Evet, o da var. Gizli ona da, de var. Evet, ona değinmedim. Eğer... Hocam, kadın cinayetleri işte genellikle erkek eşini sığınma evinin kapısında buluyor. Evet. Ve cinayeti orada gerçekleştiriyor. Hatta geçenlerde bir gazetenin sür manşetinde eşi tarafından böyle bıçaklanarak öldürülen bir kadının resmi vardı. Evet. Yani ne derece doğru, sığınma evleri doğru bir politika mı bilemiyorum. Hı-hı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesinde Aile Umut Ocakları adı altında Hı-hı. bir madde vardı ki çok güzel diye düşünüyorum ben. Çünkü sadece kadını değil, aileyi alıp rehabilite evet. etme. Yani evet. bütün aileyi işte yeniden eski, mutlu, huzurlu günlerine döndürmek Hı. üzere hem eşi, hem çocukları, Hı. hem işte kadını daha iyi, daha güzel bir ortamda rehabilite ederek topluma yeniden kazandırmayı evet. amaçlıyordu. Belki bu hayata geçirilebilir, evet. daha yani iyi olur diye. Erkek gerçekten psikolojik olarak rahatsız olabilir. Evet. Nasıl engelleyeceksin onu, uzaklaştıracaksın ama o gelecek. Yani bizim toplumumuzda bir de erkeklerimizde şöyle bir şey var. Yani genellikle öldürülen kadınların, öldüren kişiler ya eşi ya geçmişinde evet. onunla ilişkisi bulunan, yani bağlantısı bulunan bir erkek. Hani diyoruz ya biz ya benimsin ya kara toprağın, erkeklerimizdeki o sahiplenme duygusu, kadınları koruma, kollama duygusu her zaman ağır basıyor ve bir şekilde kendinden uzaklaşan kadını öldürebiliyor. Yani cinayete kadar gidebiliyor. Yani doğru bir şey olmadığı sanki ortada gibi bilemiyorum ama evet. kanunen tabii ki belki bu uygulamaların alınması lazım. Evet. Yine de son olarak hocam yapılan bu düzenlemeleri yeterli buluyor musunuz? Mesela bir elektronik kelepçe var. Evet, veya işte evet. eskiden de vardı herhalde erkeğin şiddet uygulayan erkekse evden uzaklaşması gibi. Evet, yapılan evet. bu düzenlemeleri evet. yeterli buluyor musunuz? Evet. Gönlümüz daha da ileriye götürülmesini istiyor. Ben bu gelişmeleri güzel bir adım olarak, gayret olarak görüyorum evet. ama inşallah daha da geliştirilmesini temenni ediyorum. Tanık koruma kanunumuz var bizim. Bazı durumlarda ciddi tehlike halinde bu kanun hükümleri de uygulanabiliyor şiddet mağdurlarına. Mesela kimliği bile değiştirilebiliyor ciddi durumlarda ama çok ciddi durumlarda. Kimliği bile farklı bir kimlik verilebiliyor. Hatta bir ara sanki yüz değiştirme ameliyatlarından bile bahsedildi herhalde çok değil mi? Çok ciddi durumlarda yüzü bile değiştirilebilir ama bu her vakada olabilecek bir şey değil. Yine diyor ki burada bazı hallerde gerekli bulunması halinde tedbir kararıyla birlikte resmi bilgiler saklanabilir diyor. Evet. Yani gizlilik kararı alınıp bu süreçte şiddet mağdurunun şeyleri, bilgileri gizli tutulabilir diyor. Evet. Bunun için en başa dönersek toplumsal vicdanımızın geliştirilmesi, bu yönde de hukuk sistemimizin daha ileriye götürülmesi lazım. Götürmesi hukuk lazım. Sistemimizin genel sorunları buraya da aksediyor. Hukukumuza da sahip çıkmamız tabii, lazım. Sonuçta tabii, toplumsal tabii. kuralları, kanunları tabii. Uygulamazsak da herhalde birkaç keşmekeşlik içerisinde yaşar gideriz. Hocam evet. verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Beyza Hocam siz son olarak ne diyorsunuz? Yani şiddet olmasa iyi ama ne yazık ki toplumumuzda var dedik. Şiddetle ilgili alınabilecek daha belki dini kanunlarda ne olabilir ya da siz son olarak ne söylemek istersiniz? Bence bu şimdi hukukçu arkadaşımız evet, şey, Gazi hukuk, Üniversitesi değil mi? Fakültesi, bu evet. resmi hukuk açısından bunu yaptı ama bir de hala resmi olmamasına rağmen değil mi? Altında oldukça işleyen geçerli olan bir hukuk var. Evet. Bizim fıkıhçılarımız asıl hukukçular sayarlar kendilerini. Veya ilahiyat derslerinde esas birinci derecede fıkıhtır.
tefsirden de önce gelir. Bu fıkıhçılarımıza da aynı şeyleri söyleyelim. Onlar da toplumsal vicdanı oluşturmakta ne kadar önemli vazifeleri olduğunu lütfen hatırlasınlar, evet. Hatırlatsınlar öğrencilerine. Evet, çünkü şiddet de dünyada oldukça yüksek bir sıralamaya sahibiz. Evet, yani. Evet, şeylerinde, makalelerinde yazsınlar, öğrencilerine anlatsınlar, din görevlilerinin bunları anlatmasını istesinler ve özellikle televizyonlarda yakında da işte şeyler biliyorsunuz, 3 aylar Ramazan, evet. Çok müsait aylar, günler geliyor. Bir kampanya başlatsınlar. İnşallah hocam. Şu Diyanet'in benim yanında bakınız, bu ikinci cilt. İkinci cildin başında bu Nisa suresi var. Evet. Nisa suresinin başında yazdıkları, özellikle ilk ayetle ilgili olarak yazdıklarını uygulasınlar. Diğer ayetlerin tefsirinde onu unutmadan yazsınlar, kelimelerini seçsinler. Hocam görülüyor ki sizle konuşacak çok şeyiniz var. İnşallah gelecek programlarda şunu da söyleyeyim. Yani hani çok fazla bazen haber bombardımanı oluyor, işte şöyle oluyor falan. Umutsuzluğa kapılmamak lazım. Şimdi aslında haberlerin çoğalması da belki halkın bilinçlenmesinden de kaynaklanıyor. Yani eskiden çok fazla yansımayan şeyler artık yansımaya başladı. Onlar da sanki çok artıyormuş gibi gösterebilir. Evet. Bu bizi şey yapmasın. Çok fazla toplumda, basında da yer vermeden, şiddeti ön plana çıkartmadan, çünkü istatistiksel olarak Türkiye şiddet uygulamasında bayağı ön sıralamalarda yer alıyor. Belki eğitim seviyesinin artırılmasıyla çözülebilir diye düşünüyoruz. Ancak son istatistikler sanki eğitim seviyesi yüksek olanlarda da şiddetin bayağı yüksek olduğunu gösteriyor. Toplumsal olarak. Bu toplumsal bir sorun. İnşallah en kısa zamanda daha sosyolojik ve psikolojik anlamda güzel çözümler geliştirilir. Siz yapacaksınız. İnşallah hocam, inşallah hep beraber inşallah. Tabii ki kadın erkek el ele yapacağız. Tabii ama bu televizyon değil mi? Yayın çok tabii, önemli. Çok önemli. Evet, teşekkür ediyorum. Aslında zamanımız bitti ama konu çok, konuşmaya çok daha müsait bir konu. Biz devam edin. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok bilgilendirici oldu. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, bir kadın ve toplum programında yine sizlerle beraberdik. Bir sonraki programımıza kadar hoşça kalın, iyi günler.